Dönel cisimlerin hacimlerini bulmaya devam ediyoruz. Elimizde y eşittir karekök içinde x fonksiyonu olduğunu düşünelim. Evet, bu y eşittir kök x'in yaklaşık bir grafiği. İşin içine bir de y eşittir x'i katalım. Evet, bu da buna benzeyen bir grafiğe sahiptir, öyle değil mi? Evet, işte böyle. Şimdi bu iki fonksiyon arasında kalan alanı x ekseni etrafında döndürdüğümde elde edeceğim cismin hacmi ile ilgili düşünmek istiyorum. Gözümüzün önüne getirelim. Dış kısmı böyle mantar gibi, içinde de koni şeklinde bir boşluk olacak. Elimden geldiğince düzgün bir çizim yapmaya çalışıyorum. Evet, dış kısmı buna benzeyecek, şapkalı bir mantar gibi bir şey hayal edin. Bu arada bizim için önemli olan aralığın, fonksiyonların kesişim noktaları arası olduğunu da ekleyeyim. Evet, buradaki ve buradaki noktadan bahsediyorum. Dış kısmı buna benzeyecek, tabanının da bu şekilde... Olduğunu düşünün ve biraz da gölgelendirirsen belki daha kolay anlaşılır. Tabii bunun bir de içi var. İçinde de koni şeklinde bir boşluk olacak. Evet bunun bir mantar olduğunu düşünürsek mantarın içi bu şekilde boş olacak. Biraz garip ama mantarın içinden koni şeklinde bir parça çıkardığınızı düşünürseniz bu şeklin neye benzediği gözünüzün önüne gelecektir. Evet, bu alanı x ekseni etrafında döndürdük. Dış kısmı mantara benziyor, içinde de koni şeklinde bir boşluk var. Hadi bakalım, bana bunun hacmi için ne düşündüğünüzü söyleyin. İçini bu şekilde boşalttıysak geriye bu kısmı kalacak ve bu parçayı da x ekseni etrafında döndüreceğiz. Tamam peki ama hacmi nasıl bulacağız? Bu noktada önce mantarın sonra da koninin hacmini bulup birbirinden çıkardığımızda arada kalan bu kısmın hacmini elde edeceğimizi düşünmüşsünüzdür değil mi? Dış kısımdaki mantardan iç kısımdaki koniyi çıkar. Bahsediyorum. Evet, bunu yapmak istersek, e, isterseniz dıştaki cisimle, yani mantara benzeyen cisimle başlayalım. Şuraya çizeyim. Bu arada dıştaki cismin hacmi için disk yöntemini kullanabiliriz, değil mi? Herhangi ya da belirli bir x değeri için bu cismin yüzey alanının yarıçapı bu uzaklığa, yani fonksiyonun o x değerinde alacağı değere eşit olur. Bu diski çizmeye çalışıyorum. Farklı bir renk kullanayım ki görmesi daha kolay olsun. Bahsettiğim yarı çap bu. Yarı çapın döndüğünü düşünürsek bu şekilde bir disk elde ederiz. Diskin yüzeyi bu, derinliği de dx olacak. Bunu daha önceki videolardan hatırlıyor olmalısınız. Bu diskin hacmini derinlik yani dx çarpı yüzey alanı yani pi çarpı yarı çapın karesi olarak yazabiliriz. Yarı çapın fonksiyonun değerine eşit olduğunu söylemiştik. Yazıyorum pi çarpı kök x'in karesi dıştaki cismin hacmi için bu arada dıştaki cismin içinin şu an dolu olduğunu düşündüğümüzü de söylemek istiyorum. Evet toplam hacim için bu disklerin hacimlerini toplamamız lazım öyle değil mi? Bu disklerden biri burada ve bir tane de burada olacak. Bu aralıktaki her bir x değeri için bir tane disk düşünün. x'in değeri büyüdükçe disklerin yarıçapı da büyüyecek disklerin hacimlerini toplayacağız ve bu disklerin derinlikleri sonsuz derecede küçüldüğünde yani elimizde bu disklerden sonsuz tane olduğu durumda da limit alacağız. Bunun için integrali kullanacağız öyle değil mi? Ama integralin sınır değerlerini de belirtmemiz lazım. Bu iki noktadan yani fonksiyonların kesişim noktalarından bahsediyorum. Fonksiyonları birbirine eşitleyip ortak çözüm yapalım. kök x eşittir x. x ne zaman kök x'e eşit olur? İki tarafın karesini alacağım. x kare eşittir x. Evet bu şekilde bırakabiliriz. Ayrıca bunu çözmenin farklı yöntemleri de vardır. Her neyse x 0 olur ise x kare de 0 olur öyle değil mi? Bunu grafik üzerinden de bulabilirdik. İşte burası x eşittir 0. 1'in karesi de 1'e eşit olduğu için diğer noktada x eşittir 1 olacak. Ama az önce de söylediğim gibi farklı şeyler de yapabilirdik. Mesela x kare eksi x eşittir 0. x parantezine alıp x çarpı x eksi 1 eşittir 0 yazabilirdik. Bunun 0'a eşit olması için de x'in 0'a ya da x eksi 1'in 0'a eşit olması gerekir. Buradan da x'in 0 ve 1 olması gerektiğini buluruz. x eşittir 0 ve x eşittir 1 bize integral sınır değerlerini de verir. Buraya da yazalım. x eşittir 0'dan x eşittir 1'e. Bu dıştaki cismin hacmi ama işimiz henüz bitmedi. Demek istediğim bir de iç kısımdaki diğer şeklin hacmini bulmamız ve hacmini bundan çıkarmamız lazım. Eksi integral sınır değerleri bunun için de aynı olacak. 0 ve 1. Şimdi de buradaki diskleri düşünelim. Buraya hemen bir tane çizeyim. Burada bir disk oluşturursak şimdi iç kısımdaki konuyu çıkaracağız. Bu disklerden birinin yüzey alanını nasıl bulabiliriz? Pi çarpı yarıçapın karesi. Buradaki yarıçap da bu fonksiyonun belirli bir x değerinde aldığı değere yani x'e eşit olacak. O halde buraya x yazıyorum. Bunu bir de derinlikle yani dx ile çarpmamız lazım. Bu diskin sonsuz derecede ince madeni bir para olduğunu düşünebilirsiniz. Evet çarpı dx yazıyorum. Böylelikle dıştaki cisimden içteki cisim çıkınca geriye kalan şeklin hacmini iki integralin farkı olarak ifade etmiş olduk. Bu integralleri de bu şekilde çözebiliriz. Farklı yolları da var. Yani mesela istersek ya da önce bu şekilde çözelim. Bir sonraki videoda da genel bir ifade elde etmeye çalışırız. Yazıyorum. Eşittir 0'dan 1'e. Bu arada piyi de dışarıya çıkarabiliriz. Kök x'in karesi x eder. X dx eksi piyi yine dışarıya alalım. 0'dan 1'e x kare x, evet eşittir. pi çarpı x'in ters türevi yani x kare bölü 2 ve bunun 0 ve 1'de aldığı değerleri bulmamız gerekecek. eksi pi çarpı x karenin ters türevi yani x küp bölü 3, bunun da 0 ve 1'de aldığı değerleri bulacağız. Eşittir. Monotonluktan kurtulalım, rastgele bir renk seçeceğim. Evet, pi çarpı 1'in karesi bölü 2 yani 1 bölü 2 eksi 0'ın karesi yani 0 bölü 2 eksi 1 üzeri 3 yani 1 bölü 3 eksi 0 üzeri 3 yani 0 bölü 3 eşittir. Evet, devam edelim. Bu 0 edeceği için buradan 1 bölü 2 gelir, yani pi bölü 2 yazabilirim. Eksi, burası da 0 edecek, eksi pi bölü 3. Bu iki kesrin farkını bulursak, sonuca da ulaşmış olacağız. Paydalarını eşitleyelim. Ortak payda 6, öyle değil mi? Bu 3 pi bölü 6 olacak, bu da 2 pi bölü 6 pi bölü 3, 2 pi bölü 6'ya, pi bölü 2 de 3 pi bölü 6'ya eşit. O halde sonuç, 3 pi eksi 2 pi'den pi bölü 6'dır. İşte bu kadar. İçi oyulmuş mantarın hacmi pi bölü 6'ymış.